İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan programının 20. bölümüyle karşınızdayız. Daha önce program ismini anons etmemiştim ama aslında bildiğiniz üzere kent ve kent araştırmaları üzerine 20 haftadır birlikteyiz. Ve artık programımızın ismi Mekan ve İnsan olarak netleşmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonra arama yaparken de Medyaskop web sayfasından bakarken de Mekan ve İnsan programının altında eski programları da izleyebilirsiniz. Bugün Demet Yücel ve Seher Demet Kap Yücel ve Merve Akı konuklarım ve kendileriyle bugün kentsel dönüşümün ekolojik etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha önce 16. bölümümüzde 26 Nisan tarihli programda Gizem Aksümer ve Hakan Yücel hocamla gene Sarıyer Gecekondu mahalleleri örneğinde kentsel dönüşüm süreçleri ve bu süreçlerin sosyoekonomik ve fiziki etkileri başlıklı TÜBİTAK projesine dayanan ve bu kapsamda yapılan çalışmaların bir bölümü olan kent hakkı üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Gene bugünkü yapacağımız tartışmanın üstüne, arkasına izlemek isterseniz diye 16. bölüm olarak aratırsanız görebilirsiniz rahatlıkla. Bu proje, TÜBİTAK projesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Murat Cemal Yalçıntan yürütücülüğünde yapılmış bir araştırmaydı, hatırlarsınız. Belki izleyenler, izlemeyenler için de ön bilgi olmuş olsun. Ve bu araştırmada İstanbul'daki kentsel dönüşümün sosyoekonomik ve ekolojik etkilerini özellikle Sarıyer Gecekondu mahallelerine odaklanarak analiz etmeye çalışmışlardı büyük bir ekip olarak. Özellikle de Gecekondu ve lüks kapalı sitelerin ekoloji olan etkilerinin nicel yöntemlerle ortaya konulduğunu da hatta o zaman o programda da bahsetmiştik. İşte şimdi o çalışmayı yapan ekibin içerisindeki o iki kişi yanımda. Ben gene sohbete daha fazla zaman verebilmek için girizgahı kısa tutmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hemen konuklarımı tanıtayım. Ardından da sorularımızla başlayalım. Seher Demet Kap Yücel. 2000 yılı İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını Mimar Sinan'da şehircilik alanında yapmış. Doktora tezi sürdürülebilirlik bağlamında kent-doğa ilişkisi, ekolojik geçiş zonları. Şu anda da yine Mimar Sinan Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Çalışma konuları da peyzaj planlama, kent-doğa ilişkisi ve kırsal planlama. Merve Akıysa WRI'da Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ekibinde şu an çalışmalarına devam ediyor. Kentsel gelişim ve sürdürülebilir kentler hareketlilik projeleriyle aktif ulaşım projeleri, yani bisiklet ve yaya erişimi planlaması, yürünebilirlik ve evrensel tasarım üzerine çalışıyor. Kendisi de şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şehircilik üzerine doktorasını yapıyor. Merve, Ayda Bir Gün Sokak Bizim ve Kaldırım Nerede etkinlikleriyle dikkat çeken Sokak Bizim Derneği'nin de üyelerinde. Gene söylemeden edemeyeceğim. Bu konu üzerine de bir sohbet gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. 29 Mart'ta Arzu Erturan ve Emine Atalay'la 6. bölümümüzde o da Mekan ve insanın bu kentin kaldırımları nerede diye sormuştuk. Gene Merve'nin de bir parçası olduğu bu çalışmaları tekrar göz atmak isterseniz 6. bölümümüze bakabilirsiniz. Kendi reklamımı da yapmış ama gördüğünüz gibi bizim ağlarımız birbirini sürekli besleyen ve birbiri içine geçişen ağlar. Hatta biz Merve ile şimdi onun doktora tezinin de temasının içeriğini oluşturan, benim de uzun zamandır sizlere hep sözünü ettiğim şu para transitle ilgili olarak bir işin de birer kenarından tutuyoruz bir yandan. Dedikten sonra ben bugünkü konumuza geri dönüyorum ve ilk sorumla başlıyorum. Şimdi bu yapılan TÜBİTAK projesinden tabii pek çok makale, yayın ve projenin kendi raporlamaları da var ama ben önce makaleden yola çıkarak bazı sorular sormak istiyorum size. Benim de yeni karşılaştığım pek çok kavram vardı. Kentsel politik ekoloji ve sosyoekolojik ilişkiler gibi. Dolayısıyla bu henüz seyircilerimizin de vakıf olmadığını da varsayarak birazcık bu kavramlarla ilgili bize bilgi vermenizi rica edeyim. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi aslında bu proje TÜBİTAK projesinin bir parçasıydı. Yani biz TÜBİTAK projesinde kentsel dönüşümün ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilerini araştırdık. Biz de Merve ile beraber bunun ekolojik etkilerinin nasıl olabileceğine dair tahlillerde bulunduk. Tabii bu konuyla ilgili araştırma yaparken
insan ve doğa arasındaki ilişkiyi sorgulamaya başladık ilk etapta. Ve bunun sonucunda da aslında sizin bahsettiğiniz gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Yani aslında bu kavramlar şu an Türkiye'de akademik camiada fazla bahsedilmiyor ve mecrada yer almayan kavramlar. Son 10 yıldır dünya akademik camiasında da var olan kavram kentsel politik ekoloji. Ama aslında baktığımız zaman politik ekoloji kavramı aslında kulağımıza aşina. Yani politikaların doğayı, ekolojiyi nasıl etkilediğine dair hem akademik hem de günlük hayatımızda bunu HES projeleriyle, işte termik santrallerle, nükleer elektrik santralleriyle nasıl şekillendirir? Yani politikaların veya sosyoekonomik güçlerin doğayı şekillendirdiğini görüyoruz. Aslında bunda da şey var, kentte de artık politikaların doğayı şekillendirdiğini savıyla ortaya çıkıyor ve bunun ekolojinin politikadan ayrı düşünülmemesi gerektiğini, yani sadece o deterministik yaklaşımla fen bilimlerinin konusu değil aslında ekoloji. Ekoloji sosyal bilimlerin de konusu ve politikaların, sosyal ilişkilerin bunu nasıl şekillendirdiği çok önemli. İşte bu noktadan hareketle bu kavram üzerinden biz iki farklı yerleşim biçimini incelemeye çalıştık. Önemli olan şuydu aslında, kentlerin doğadan ayrı olmadığı. Yani o herkesin kafasında, özellikle de şehircilerde şey vardır. Kent bir yerde, doğa başka bir yer. Daha uzaklarda bir yerde, güzel, yeşil, suların aktığı. Sanki kent denince daha çok yapay sistemler veya insan ve binalardan oluşan bir sistem olarak düşünüyoruz. Ama aslında çalışmalara bakıldığın zaman, özellikle kentsel politik ekoloji bağlamında çalışmalara bakıldığında, kentin doğadan ayrı bir şey olmadığı, aslında bununla ilişkisi içinde olduğunu görüyoruz. David Harvey'in de çok ünlü bir sözü var. New York kentinin doğal olmayan hiçbir yanı yok. Aslında yaşadığımız kentte hava, su, döngüler, su döngüleri ve yani sistem hala işliyor. En basiti biz canlıyız. Bu noktada işte yani kenti doğadan ayırmamamız gerekiyor. Bu bağlamda da kentsel politik ekoloji önemli bir kavram olarak ve artık yani şu an akademik camiye baktığımız zaman yavaş yavaş bu konuda tezler üretildiğini, akademik çalışmalar yapıldığını da görebiliyoruz. Bu bakımdan da işte bu konunun önemli olduğu ve bu bağlamda sosyal ilişkilerin, sosyolojik ekolojik ilişkilerin nasıl olduğunu sorgulamaya çalıştık bu projede. Aslında o kadar güzel açıkladınız ki ikinci sorumda sormayı planladığım bazı şeyleri de altına açmış oldunuz. Dolayısıyla ben ikinci sorunun hemen böyle dalıyorum ve de diyorum ki size, şimdi gene makalenizde benim hayran kaldığım çok güzel alt başlıklarınız var. Kent kır ara kesitinde gece kondu. Ve iki başlık üzerinde demişsiniz ki üreten doğa. Kapalı siteler içinde imitasyon doğa olarak kapalı siteler, tüketen doğa ya da steril hijyenik doğa gibi böyle alt başlıklar kurgulamışsınız. İsterseniz biraz bunlardan da bahsedelim, sonra özel olarak sizin çalıştığınız ampirik şeylerinize. Şimdi aslında kentsel politik ekolojinin konusu politikanın ekolojiden ayrı olmadığını söyleyip daha sonra üretilen bu politikalarla doğanın nasıl biçimlendiğini, nasıl şekillendiği üzerine tartışıyor. Yani doğanın artık kendi bağlamından koparılıp bir imge haline getirildiği, artık pazarlanan, her zaman doğa bir meta olarak kullanılıyor, ham madde olarak vesaire, ama artık pazarlama ürünü olarak doğa kullanılıyordu ve bunu konusu haline getirdi kentsel politik ekoloji. Bu bağlamda da özellikle şu an mesela gündemde olan en basiti, televizyonumuzu açtığımızda kapalı sitelerin reklamlarına baktığınız zaman ilk karşınıza çıkan şey size evin yapısını, armatürünü veya banyosunda kullanılan marka değil. Hep size doğayla iç içe,
çocuklarınızın doğru. rahatla çimenlerde oturacağını doğru. çok güzel bir resim tahayyül ediyorlar size. Hı-hı. O resmi satmaya çalışıyorlar ve aslında projelere baktığınız zaman biz yani hepimizin sanıdıkları oturuyor. Gidiyoruz o siteleri gördüğümüz zaman hepsinin binalar az çok planları çok güzel mimari açısından çok kaliteli malzemeler kullanıyor. Ama doğada ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Yani yaratmaya çalıştıkları doğada ön plana çıkmaya çalışıyor. Çünkü farklılığı bu şekilde yaratmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni de kentin sunduğu imkanlar bunu vermiyor. Yani siz artık kentin içerisinde bir doğa göremiyorsunuz. Doğa parçasını koparılıyor ve politikalar bunu şekillendirdiği için de mevcut durumda size bunu pazarlamaya çalışıyor. Ama o pazarlanan doğada baktığınız zaman aslında size sunulan şey bir resim. O resmi canlı tutabilmek için de yani o resim aslında doğayla ilişkili değil. Size doğa olarak sunuluyor. Ama biz buna işte imitasyon da ya dedik. Çünkü gerçeklikle alakası yok. Bir, geniş çim yüzeyler ve bunları yaşatmak için inanılmaz derecede paralar ve masraflar yapılıyor. Ve bu da tekrar doğaya zarar veriyor. Egzotik tür bitkiler, özellikle İstanbul'un su politikasıyla uyuşmayacak bitki türleri seçiliyor. Ve bunu yaşatmak için de ekstra külfetler bakmak zorundasınız. Onu o şekilde yaşatabilmek için formlar, işte bitki formları veriliyor, parterler yapılıyor. Aynı barok bahçeleri gibi ve bunu maalesef sadece sitelerde değil, refüjlerde de görüyoruz doğru, artık. Doğru. Yani bu bir imitasyon doğa. Doğa gibi, doğaymış gibi aslında, mış gibi yapılıyor. Düşeyde yapılan yeni evet, peyzaj evet, çalışmaları. Yani peyzaj kavramı altında size bir şey satmaya çalışıyorlar. Ama öteki türlü gecekondu bölgelerine baktığınız zaman orada size oradan bir şeyler kazanmıyor. Doğadan bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Meyvesini topluyorsunuz. Bahçesinde zaten öyle bir gücü yok gecekonduda yaşayan insanlar. Hani geniş çim alanlar, sulama sistemleri, işte bakımlar, kimyasal mücadeleler falan öyle bir dertleri de yok. Doğa kendi içerisinde, kendi döngüsü içerisinde yaşar. Doğa budur. Yani siz doğaya bakmak zorunda değilsiniz. Bir ormana bakmaz. Yani orman mühendisliği içerisinde tabii ki bakılır ama gidip sulamazsınız, gidip bakmazsınız, kimyasal mücadele yapmazsınız. Yani o imitasyon dediğimiz şeyi yapmazsınız. Evet. Kendi içindeki döngü yaşamı devam ettirir. Yaşamın farklı biçimlerine de izin verir. İmitasyon doğada böyle bir şey söz konusu değil. Tek tür. Sadece çim, ağaç, hatta çalı bile çoğunlukla olmuyor. Seçilen türlerin dışında başka tür kesinlikle izin vermem ama diğer tarafta doğa kendi içerisinde, kendi devinimiyle yaşaması gerekiyor. Doğa budur. Yani bakmazsınız, müdahale etmezsiniz, farklı canlılar yaşar. Bununla birlikte doğa dengesini bulur. Bu bakımdan da gecekondu bölgeleri birazcık daha farklılaştığını gördük aslında. Ve bu tür kavramlar kendiliğinden çıkmış oldu. Yani mış gibi, üreten doğa. Aslında bunlar da yaptığımız görüşmelerde, orada yaptığımız sohbetlerden de çıktı. Daha sonra Merve ile oturup şey yaptığımızda ve tabii ki akademik olarak literatür incelediğimizde bu tür kavramlar zaten var. Ama bunu biz bu proje kapsamında tekrar bu başlıklar altında ele almaya uygun gördük. Gerçekten hayranlıkla takip ettim tüm şeyinizi. Başlıklarınızı ve alt başlıklarınızı. Hakikaten başlıklar bile çok fazla şey anlatıyorlar. Fakat şimdi şöyle devam etmeyi istiyorum eğer sizin için de uygunsa. En nihayetinde Demet Hocam'ın anlattığı tüm bu şeyler aslında gecekondu alanlarına karşın ya da ona bir koşut olarak kapalı siteler ve hani doğal süreçlerin dışında üretilen tüm peyzaj ögelerini içeriyor diyebiliriz. Ama siz bunu zaten bir örneklem saha içerisinde incelediniz. Sarıyer özelinde gecekondu alanı mahallesi olarak seçtiğiniz Kazım Karabekir ve Derbent. Ona karşın kapalı siteler olarak da neydi? Sedat Kent ve Mesa Konutları. Mesa Konutları. Onları birazcık bize nedir, neresidir, buralar nasıl yerlerdir?
anlatmaktan. Aslında belki oraya başlamadan önce makro ve mikro ölçekte iki çalışmanın olduğunu söylemekte fayda var. Tabii. Çünkü bizi mikroya, yani o örneklem alanlarına yönlendiren ilk etapta makro çalışma oldu. Uzaktan algılama yöntemiyle gerçekleştirilen, daha çok da işte Demet hocamızın öncülüğünde devam ettiğimiz bir çalışma yapıldı ve aslında mekanın, yani arazinin yıllar içerisinde nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, işte kumul alanların, ıslak alanların, yeşil alanların, beton yüzeylerin, sersemlerin nasıl bir değişim gösterdiğini uydu görüntüleri ve haritalar üzerinden tespit etmeye çalıştık. Ve bunda da özellikle 2000'ler sonrasında ciddi değişiklikler, 2000 yılı sonrasında ciddi bir kırılma, yani 2000'in ciddi bir kırılma noktası olduğunu aslında fark ettik. Oradan gelen o uzaktan algılama sistemi çalışmasının akabinde bunu daha detaylandırabilmek ve derinlemesine inceleyebilmek için aslında mikro ölçekte mülakat ve halihazırda bahsettiğiniz gibi bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen anketlerle örtüştürebileceğimiz bir çalışmaya yönlendik. Ve bunu da nasıl yaparız diye baktığımızda, birbirinden çok kopuk olmayan mekansal olarak da, yani aslında bu saydığımız mahalleleri ve kapalı siteleri seçmemizdeki temel amaçtan biri bu. Mekansal olarak çok kopuk olmasın. Yani aynı mikro klimayı kullanan Kazım Karabekir'in hemen yanında Sedat Kent yer alıyor. Derbent'in de hemen yine yanında MESA konutları yer alıyor. Bu bağlamda tercih ettik bu bölgeleri ve şunu fark ettik, şu da bizim için önemli bir değerlendirme aracı oldu. Sedat Kent daha üst sınıfa hitap eden bir villa tipolojisi sunarken MESA konutları daha orta üst sınıfa ve beyaz yakalıya hitap eden bir aslında konut tipolojisi ve yapı ve mekan kullanımı imkanları sunuyor. Bu da aslında kademeli bir şekilde, yani gecekondu ne sunar, ne nasıl bir ilişki beraberinde getirir. Orta üst sınıf ve beyaz yakalı biri için bu kapalı site nedir ve ne bekler? Bununla beraber de üst sınıf aslında ne bekliyor? Yu görmek açısından da önemli kırılımları oldu. Önemli geri bildirimleri oldu aslında bize. Belki daha sonrasında daha detaylı anlatmak lazım. Demet'in de dediği gibi tam olarak bu noktalardan çıktı aslında, o alt başlıklarda. Çünkü ulaşım, şimdi kaçınılmaz olarak ulaşım diyeceğim tabii ki de. Ama işte bu... Bir de sen zaten demeliyim, evet. Yani böyle bir şey var. Yani o mesela Sedat Kent'teki metroya erişimi aslında öncelikli olarak tercih etmiyor. Öyle bir derdi yok. Ama mesela konutlarındaki orta üst sınıf beyaz yakalı çalışanımız bunu talep ediyor. Ulaşım ağlarına, ana aksara daha yakın olmak istiyor. Bununla beraber, daha sonra detaylandırabiliriz ama şu anda söylemekte fayda var. Sedat Kent'teki ne olursa olsun o imitasyon da, o resim için o bedeli ödemeye çok hazır. Ve orada zaman geçirmek istiyor. Ama MESA konutlarındakinin zaten öyle bir vakti yok. Uyumaya geliyor. Evet. Ve aslında bir sosyalleşme aktivitesi olarak da kullanıyor farklı bir şekilde. Dolayısıyla hani ödedikleri bedeller de aslında, kademe dememin nedeni o. Üç kademe gibi görüyoruz biz bunu aslında. Ödedikleri bedeller de değişiyor. Hemen bu sorudan öbür soruya geçmeden önce şunu da araya sıkıştırayım. Bu sözünü ettiğimiz MESA Maslak konutları ve Sedat Kent kentsel dönüşüm süreçleriyle geliştirilmiş projeler mi? MESA özellikle, hatta Derbent'in bir bölümünün alınarak gerçekleştirildiği bir proje. Sedat Kent bildiğim kadarıyla 99 yılında çok problemli bir yerleşim yine, ama o daha çok Boğaziçi öngörünün meselesi yüzünden. 99 yılında Sedat Hakkı Erdem'in projesine uygun bir şekilde yapılıyor. MESA kadar sıkıntılı bir hikayesi yok mahalleyle etkileşim anlamında. Ama dediğim gibi kendi problemi Boğaziçi öngörünüme girmekten, projenin belli bir kısma kadar gerçekleştirilip ikinci etabının sonra yapılabilmesinden, hatta hala bir kısmının atıl bir şekilde durup uygulamaya alınamamasından, artı mahalleyle daha kademe olarak daha üst sınıf bir yerleşim olduğu için aslında mahalleyle kurduğu ilişki de
bayağı problemli bir ilişki. Yani çok nasıl tarifleyeceğimi bilemediğim bir şey. Bunun için bir kelime üretmeliyiz belki asalak de. Asalak bir ilişki mi yaşıyorlar? Tuhaf yani, hem memnun kopuk değiller değilim. Hem kopuklar ama bir yandan da kimi zaman mahalledeki insanlar aslında orada çalışıyor ya da hani ya da İstinye vesaire o tip yerlerde çalışıp karşılaşma hani kentte zaten hani kesişmeme imkanı neredeyse yok. Zaten kentler bu yüzden kent var bir yandan. Tabii. Ama farklılıkları ama bir yandan geldi. Hani o mekansal alanda tamamen dışlamak istediği, 24 saat güvenlik kameralarıyla denetlenen ve mahalleden birinin oradan yürümesinin kimi zaman problem bile olabildiği ya da işte kafasını kaldırıp baktığıyla özel güvenlikle bir takım sıkıntılar yaşayabildiği bir yer aynı zamanda. Mesa daha kopuk. Büyük ihtimalle işte o konaklamanın öncelikli oluşu da burada çok etkili. Evet, etkili. Anladım. Şimdi burada anladığım kadarıyla bu örnekler üzerinden yola çıkıldığında sizin gene kendi çalışmanız içerisinde özellikle bahçe kullanımı, bahçeyle olan ilişki ya da yeşille olan ilişki üzerinden de Gecekondu Mahallesi ve kapalı site arasında bir farklılaşmaya giden yaklaşımınız var. Orada da şöyle gene başlıklar kullanmışsınız. Ben başlıklarınıza o kadar hayran kaldım ki başlıklarınız üzerinden sorular üretmeye çalıştım zaten. Bir tarafta şöyle diyorsunuz, üretim ve paylaşım bağlamında bahçe kullanımı, bunu Kazım Karabekir ve Derbent için söylüyorsunuz. Diğer tarafta ise görsel bir imge olarak, yani sizin de söz ettiğiniz o resim ve dolayısıyla o resimle ilişkili olarak bireysel ve aile ile ilgili olarak o yeşille temas nasıl kuruluyor gibi bir şey yapmışsınız, değerlendirme yapmışsınız. Biraz da bunları bize anlatabilir misiniz acaba? Yaptığımız çalışmaya indiğimiz zaman özellikle Gecekondu bölgesinde görüşmelerimizde doğayı kullanma biçimleri farklıydı. Yani hepsinin bahçesi vardı ve bu bahçeyi birebir olarak üretim amaçlı kullanıyordu. Çünkü orada ekim biçim yapıyor. Kendi ihtiyacını, fazlasını da komşusuyla paylaşmak üzere veya akrabalarıyla paylaşmak üzere bir üretim biçimi. Bu yüzden biz aslında üreten doğa diyorduk. Yani müdahale biçimi daha çok doğadan faydalanma amacıyla. Ama bu faydalanma görsel olarak değil, üretim olarak. Ve bunu müdahale ederken de çok da karışmıyor aslında. Kendi ürettiğini alıyor, diğer kısımları doğal şekliyle kalıyor. Çünkü öyle bir gücü yok. Zaten çalışıyor. Emekli olanlarda zaten hani o kadar gücü yok. Mevcut o durumda mümkün olduğunca üretim yapabilsin. Geri kalan bahçenin diğer kısımları doğal şekliyle kalıyor. Ama kapalı siteye döndüğümüz zaman orada bir üretim amacı yok bir kere. Ekonomik olarak daha üst seviyede olduğu için Sedat Kent bağlamında konuşursak ilk etapta. Orada tamamen görsel bir imge. Salonunda oturduğu zaman güzel bir manzara görmek istiyor. Ve bu, önemli olan bu manzaranın hiçbir zaman bozulmaması gerekiyor. Yani bunun için gerekirse peyzaj mimarı tutuyor, bahçıvan tutuyor, sulama sistemleri, kimyasal mücadeleler, o çimin her daim canlı kalabilmesi için. Çünkü aslında İstanbul koşullarında çime bakmak çok zor. Çok zor bir tür ve ona devamlı kimyasal mücadele, yabani otlar çıkmasın diye elle mücadele yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda tamamen bir imge haline dönüşüyor. Üretmek istedikleri yani belli kısımlarda, belli yerlerde sebze bahçeleri oluşturuyor ama onunla da kendisi ilgilenmek değil zaten öyle bir eğer çok hobisi yoksa hani kendisi birebir ilgilenmek istiyorsa o ayrı ama çoğunlukla evde çalışanlar veya işte oranın bahçıvanı ilgileniyor. Dolayısıyla üretme ile bir ilişkili bir ilişki değil, tamamen görsel bir ilişki var. Bu da ikisi arasındaki ilişki farklılığını, iki yerleşimi. Bunlar aynı coğrafyalar, yan yanalar. Aynı iklim, aynı toprak ama farklı doğayla kurulan ilişkilerdi. Mesa'ya döndüğümüzde ise mesada tamamen daha farklıydı. O da Merve'nin bahsettiği beyaz yakalı kesim ise yatakhane olarak kullanıyor. Sadece güzel olması, site yönetimi zaten. Zaten ortak alanlar, daha apartman tipi bir yerleşimdi mesela.
Dolayısıyla oradaki bahçıvanlar veya görevliler bahçeyi düzenliyor. Sizin bahçeye müdahale etmemeniz gerekiyor zaten. Bahçeyi bozmamanız, bahçe katındaki olanlar dahi bahçeye müdahale edemiyor herhangi bir şekilde. Bitki dikemiyor. Tamamen bir görsellik söz konusu. O görselliğin kesinlikle bozulmaması gerekiyor. Dediğim gibi engeye dönüştürülmüş bir hali geliyor. Bu bakımdan da aynı coğrafyada, aynı iklim, aynı toprak, aynı havada bambaşka ilişkiler söz konusu. Bu da çok ilgi çekiciydi aslında. O çime orada ama basılmaz o çime. Yani çünkü... evet, mesela Mesa'da basılmamalı. Sedat kentlikler de kendileri çok basmayı tercih etmiyorlar. Sert zeminler oluşturarak zaten bir alan yaratıyorlar. Bir yerden bir yere gidilecekse. Evet, aynen. Yani çardaklar vesaireler daha ön plana çıkıyor ya da havuzlar. Hani kimi zaman tamamen hiç doğru düzgün yeşile ayrılmış bir yer olmadan bir bahçe kullanımı da görebiliyoruz. Olanlarda da şey söylemek dedi, ben hemen böyle araya girip parantez açmak istedim. Bahçeye bakamıyorsanız site yönetimi müdahale ediyor. Evet. Yani hani o aslında belki de en iyi kanıtlarından bir tanesi o imgesel ve bir tablo gibi doğaya bakıyor olmanın. Tabii. Çünkü bakamadığınız noktada site yönetimi elinizden, yani tırnak içinde yine bahçeyi alıyor. Kendi sitenin zaten bahçıvanları var. Anlaşmalı olduğu peyzaj firması var. O şekilde bahçeyi yine güzel bir şekilde tutuyor. Dolayısıyla hani diğer ortak alanlar zaten hep hemen bakılıyor. Hemen müdahale geliyor yani. Aynen, yani böyle bir hani atıl bırakma, biraz da bakalım burada da ne çıkarmış gibi bir şans yok. Yok. Evet, önemli olan estetik kaydı. Evet, yani o ön planda. Yani o ön planda olduğu anda da onun külfetleri, doğaya vermiş olduğu külfetleri çok fazla. Yani o kimyasal mücadeleler devamlı, onu güzel tutmak için yapılan çalışmalar, bunlar tekrar doğaya, her seferinde tekrar aşırı derecede sulama, su mevcut zaten su kaynaklarımız kısıtlı. Doğru. Bunları tekrar kullanmak, dediğimiz gibi doğayı tekrar tüketmeye neden oluyor. Doğru. Peki şimdi bizim programın başlığına da geri dönmek istiyorum. Ben çünkü genelde seyircilerimiz programlarda bunu bekliyorlar. Yani programın bir başlığı varsa o program başlığının cevabını arıyorlar aslında programı izlerken. Kentsel dönüşüm bu noktada nerede duruyor? Yani kentsel dönüşüm farklı kullanıcı profili ve farklı ilişkiler var. Kentsel dönüşümün ekolojik etkilerini bu örneklerden yola çıkarak siz nasıl okudunuz ve gene buradan birazcık daha genele, buradan tüme varalım desek İstanbul için bunu nasıl okuyabiliriz? Yani şu şekilde düşünebiliriz. Kentsel dönüşüm projeleriyle aslında yapılmak istenen orta veya üst gelir gruplarına konut üretmek amacıyla, özellikle kentin stratejik noktalarında, bu bahsettiğimiz bölgelerde, yani kentin içinde, merkezinde kalmış alanlar ve çok değerliler. Bu alanları dönüştürerek gecekondu bölgesi olsun veya olmasın fark etmez, bir konut alanlarında da olsun. Bugün aslında Bağdat Caddesi'nde de görüyoruz bu. Aynısını görüyoruz. Bağdat Caddesi'nin o güzel bahçe ve balkon kullanımlarının yok olduğunu görüyoruz. Katı otopark, yani otoparkların üzerindeki teras bahçelerine dönüşüyor. O etki eski 2000'lerde, 90'larda, 80'lerdeki gibi yeşil Bağdat Caddesi'ni artık göremeyeceğiz. Sonuç olarak dönüşüm Mün yaptığı şey yıkarak bir başka bir doğayla kurulan ilişkiyi yaratmaya çalışıyor. O kurulan ilişki de aslında doğaymış gibi yapmak ve devamlı ona bakarak o imgeleri yaşatmaya çalışarak da tekrar tüketmeye sevk ediyor. Bu bakımdan kritik, ama böyle olmak zorunda da değil aslında. Hani her dönüşüm projesini yapanlar bizleriz. Sonuçta bunu değiştirebiliriz. Doğayla kurulan ilişkiyi illaki resim çizmek yerine böyle geniş çim alanlar vesaire veya bu güzel peyzaj alanları yaratmak yerine başka türlü ilişkiler kurulabilecek doğa alanları da yaratılabilir. Bu mümkün, ama şu anki politikalar bunu gösteriyor. Yani buradaki yapılan çalışmada da aslında eğer bu tarz bir alanlar yaratacak, bunun gibi ilişkiler kurulacak ve doğa yine kaybeden olacak. İnsanla doğa arasındaki de ilişki
kopmuş oluyor aslında. En önemli şey bu. İnsan doğadan ayrı değil aslında. Bizim her bütün vücudumuz, her şeyimiz canlı. Doğayla bir ilişkimiz var. Bunu koparmış oluyoruz. Bu bakımdan bence hem tehlikeli hem de dikkat edilmesi gereken bir konu bence. Sen söylemek istemişim ama. Demet çok güzel özetledi. Katılıyorum. O zaman zaten programın zamanını da çok güzel kullanıyoruz. Son sorumu sormak istiyorum. Ondan sonra sizin eklemek istediklerinizle toparlar, bitiririz. Şimdi bir de yaşam alanının yaşamı şekillendirmesini bahçeler ve bahçe kullanımları üzerinden de bir okuma yapmışsınız. Burada da benim anladığım kadarıyla bir bireyin bahçeyle, sonra ailenin bahçeyle, bir de ekonomik boyutları üzerinden. Yani ben onu şöyle psikolojik, sosyolojik ve ekonomik gibi değerlendirdim. Bu üç demek ki sacı ayağı bunun herhalde ilişkiyi kurma açısından. Biraz da bunu anlatmanızı rica edeceğim. Yani şöyle şeyden bahsedebiliriz belki. En vurucu örnek ekonomi alanında da olduğu için onunla başlayıp devam edebilirim belki. Bireyin Demet'in de bahsettiği gibi aslında bahçeleri, hani bahçeyle ilgilenebilmesi, onu canlı tutabilmesi için bir bedel ödemesi gerekiyor. Biz bunu hep yazarken de bir bedel üzerinden, bedel kavramıyla açıklamaya çalıştık. Örneğin şöyle bir şey var. Sedat Kent'te MESA konutlarında zaten siteye bağlı olduğu için o doğrultuda bireyin bir ödediği ayrıca bir şey yok. O genel aidat içinde onu o bedeli ödüyor. Ama Sedat Kent'te kendi bireysel bahçeleri olduğu için ortak yeşil alanlar dışında kendi bireysel bahçeleri için de bir ödeme, bir bedel ödüyorlar. Ve doğrudan bunu söylemek istemeseler de 8-10 ton aylık neredeyse kullanımların çıkabildiği, özellikle su yaz döneminde bu. Su kullanımı sadece çıkabildiğini söylediler. Belli bahçelerde aydınlatma kullanılıyor. Dolayısıyla elektrik devreye giriyor. Ama biz dönüp Gecekondu Mahallesi'ndeki mülakat sonuçlarına baktığımız zaman orada ya bir yandan çok bence çok benim için çok güzeldi. Çünkü bu işte doğayı imge olarak görmediğinde neler oluyor? Hakikaten bir ilişki kurduğunda neler oluyor? Ve işte nasıl yaklaşıyorsun ve neler düşünüyorsun? Çünkü değer verdiği şeyler bahçeler. Yani sadece görsel olarak izledikleri bir şey olmadığı için günün sonunda evet yazın artıyor yine. 3 ay arttığını söylüyorlar. 10 tona kadar çıkabiliyor falan. 3-10 ton arası değişiyor dediler bahçelerine göre. Ama mesela şöyle bir şey yapıyor. Yağmur sularını biriktiriyor. Bunun için depo yapıyor. Bu depoyla sulamanın yöntemini buluyor. Dolayısıyla hani orada önemli olan güzel görünmesinden ziyade işte yine o yeşil olması, evet, havasının temiz olması, bu yeşilin bundaki katkısı ama aynı zamanda işte komşularıyla, akrabalarıyla orada oturma, oradan ürün alma, o ürünü doğrudan yemek, yani yiyor ürünü, sevdiği şeyleri ekiyor. Domates, fesleğen, işte ıspanak, rokasını her şeyini ekiyor, onları topluyor, paylaşıyor. Dolayısıyla hani insan kısmında onun ilişkilerinin devam ettirmenin, sosyalleşmesinin de bir unsuru. Bilmiyorum hani birazcık geyik katmış olacağım programı ama ben mesela tohum takası yapıyor musunuz diye bir sorumuz var. Tabii ki de bu şekilde sormak şart değil ama örneğin Derbent ve Kazım Karabekir'de yani hastalık durumunda bile geçmiş olsuna giderken bile tohum götürüyorlar. Örneğin. Ama mesela benim bu sorum Demet hatırlayacaktır. Sedat Kent'te bayağı tuhaf karşılanmıştı. O ne demek mi dediler? Yapmıyoruz dediler kibar bir şekilde. Onlar da mesela çiçeğin ismi soruluyor çok beğenilirse bir çiçek. Farklı. Yine imgeden geliyor. Aynen. Evet, evet. Yani tamamen kesinlikle görsellikten üzerinden. Geliyor. Ona dokunmuyor, onu ekmiyor. Yani büyüdüğünü görüp seviniyor günün sonunda. Dolayısıyla bir tablo gibi yani tablonun evet, tozunu evet, almak, evet, çerçevesini evet, vesaire evet, gibi günün sonunda. Hakikaten. Ki onu da görevliye yaptırıyor kendisi gene. Kendisi yapmıyor evet. Hatta görevlileri yani mülakatı gerçekleştirdiğimiz sahnelerden birinde sürekli görevliler vardı. Evde kalan ve bakım işiyle ilgilenen. Bu aynı ama bu mülakatı gerçekleştirdiğimiz yerde şöyle bir farklılık vardı. Mesela çiçekleri kendi seçmiş. Evet.
Kimi zaman... İlgi alanlarına evet. göre, eğer ilgiliyse kişi çiçeğini kendi seçiyor, fidanlığa evet. gitmek istiyor tabii ki. Tabii şu da algılanmasın, hani o kötü, bu iyi değil. Evet. Aslında doğayla kurduğu, yani ilişkin farklılaşıyor. O ilişki evet. de bir şekilde doğaya da zarar veriyor. Onu düşünmek gerekiyor. Yani gecekondu çok ayrışıyor. Yani dediğimiz gibi aynı coğrafyada bu kadar farklılaşması çok enteresandı. Bunu ortaya çıkarmak evet. bence değerliydi. Ama üst gelir grubundaki bir kişi belki veya alt gelir grubu, gecekonduda da belki bahçesiyle ilgilenmeyen kişiler olur ama çoğunlukla üretim amaçlı bir gelir etme, bir fayda sağlama olunca, üreten doğa olunca ona bakma ihtiyacı duyuyor. Doğru. Yani bir şekilde su kullanımında da aynı şekilde evet. su, yani mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Orada da su kullanımı, çünkü o bitkiyi yaşatmak için o da su kullanmak zorunda evet. ama ne bileyim şey diyor, yağmur suyunu topluyorum, bulaşık suyunu biriktiriyorum diyor. Mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor ki kendi gelirinden azalmasın. Bu bakımdan evet, yani daha çöp şey. Üretim, çok özür dileyerek onu araya hemen sokmam lazım bu soruyu. Çöp üretimiyle ilgili olarak bir şey gözlemlediniz mi? Senin, yani söylediğin şey üzerinden çünkü bu ne bileyim pestisit kullanmak yerine yumurtanın kabuğunu kullanmak vesaire bunu gibi. Bunu söyleyecektim tam olarak. Biz aklımız aynı çalıştığı için. Yani şöyle gerçekten işte yumurta, domates kabukları, yani organik olan atıkların hepsini gübre olarak kullanıyor. Bunun için gidip özel bilmem ne marka gübreler almıyor. Yani şey, birazcık Demet'in dediği şu noktada kıymetli sanırım. Karşılıklı bir ilişki içerisinde olduğu için hem yani ondan sağlayacağı fayda kendisine de fayda. Ve bu fayda geri doğaya dönüyor. öteki tek örneklerde taraflı. Hem tek MESA taraflı. Hem evet, evet. Sedat Kent'te çok tek taraflı bir durum var. Ve günün sonunda hakikaten iyi... Yapılan şeyin iyi olması bir öncelik değil. Örneğin işte ilk Sedat Kent projesi uygulandığında yaklaşık 1 yıl ya da 3 yıl dediler yanılmıyorsam. Kadar yağmur, her yağmur yağdığında bodrumları su basmış. Hani bu mesela suyun akışını değiştirmek adına yani değiştiriyor olduklarının, projenin değiştirdiğinin en büyük örneklerinden biri. Ya da işte bir takım gelincik, işte tarifleyemediği bir takım başka hayvanlar falan gelmişler. Yani onlar adapte olana kadar oradaki değişikliğe. Dolayısıyla hani öteki örnekte hani kaçınılmaz olarak buna dikkat ediyor. Çünkü onun da bir beklentisi var doğadan ve bu daha nasıl diyeyim, daha böyle ciğerden daha dokunan bir beklenti olduğu için suyun akışı önemli, onu doğru şekilde kullanmak vesaire önemli. Ama diğerinde işte tamamen pastoral bir görsel üzerinden gittiği için suyun akışının değişmiş olması önemli değil. Sadece su bastığında canını sıkıyor gibi. Onu da maliyeti karşılığı hallettirebiliyor zaten. Bu konuyla ilgili atladığımız yok aslında. Bir şey evet, kaldı mı? Evet. O zaman ben söylemek istediğiniz son bir şey varsa, atladığımız ya da ben sormadım ama aslında bunu da söylesek iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa son sizden birer ikişer cümle alayım. Ben aslında bu işte bütüncül bir perspektifle ne anlama geliyor bu yaptığımız araştırma, neye tekabül eder dediğimiz zaman Demet'in biraz önce hani üzerine ekleyecek bir şeyim yok dediğim noktada söyledikleri çok hoşuma gitti ve aslında bir şekilde onu tekrar ediyor olacağım. Başka şekilde ilişkiler kurmak mümkün ve bir şekilde içten içe bunun yolunu arıyoruz. Çünkü canlıyız ve günün sonunda Erol Tümer Tekin'i de anmış olayım. What is the city but the people? İlk duyduğum cümle buydu. Planlama, şehircilikle ilgili. Kent dediğimiz şey insandan başka bir şey değil ve bize uygun, insana uygun olmadığı zaman işte dediğim gibi psikolojik olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak bir takım şeyler eksik kalıyor ve mutsuz bireylere dönüşüyoruz. Dolayısıyla bu da işte bir parçası mutluluğumuzun ya da mutsuzluğumuzun. İndekslerden kopartarak söylüyorum. Aslında tüm bu konut projelerinde doğa vurgusunun yapılmasının pastoral dahi olsa bir nedeni var. Ve bunun satıyor olmasının da bir nedeni var. Sadece hani bunun aslında farklı şekillerde nasıl kurgulanabilir? Evet tamam, yani görsel olarak zaten kesinlikle peyzajı seviyoruz. Yani
Demet Hocam daha iyi söyleyecektir. Yıllardır hani bununla ilgili hani bitmek bilmeyen tüm tarihsel evrimde çalışmaların yapıla gelmesinin bir nedeni var muhakkak. Ama işte bunu yaparken aslında onun devamlılığını da sağlayıp kendi devamlılığımızı da sağlıklı bir şekilde sağlamanın yöntemler üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok da geç olmadan. Evet, aynı şekilde ben de onu eklemek istiyordum. Bu ilişki farklılaştırılabilir. Yani doğa sadece imgelem olarak değil, üreten doğa şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Bugün aslında görüyoruz aslında bu bostanlar, evet. Bu kuzguncuk bozkanı nasıl kullanılmaya başlanıyor. Evet, görsel olarak da çok güzel ama bir yandan da insanlar doğaya dokunuyor, doğayla iç içe. Bu tür mekanları dönüşüm projeleriyle de bunları destekleyerek sadece görsellik değil, sadece şekil değil, üretime fırsat tanıyan projeler olursa en azından ekolojik bağlamda düşünürsek bunu için fayda sağlamış oluruz. Yani bunun için bir farklı bir bakış açısı yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Bu projede de birazcık ona değinmeye çalışıyor diyelim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Ben zaten projeyle ilgili olarak biraz önce de programın açılışında da söz ettiğim gibi kent hakkı üzerine de konuştuk. Anladığım kadarıyla proje kendisi zaten çok verimli bir projeymiş. İçinden çıkan tüm alt başlıklar ve alt çalışma gruplarının ürettiği bilgiler ve ortaya çıkan bulgular çok değerli, çok fazla şey ifade ediyor. Dolayısıyla sizlere tekrar tüm ekip adına teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Bugün buraya geldiğiniz ve bunları bize anlattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta itibariyle ben kısa bir tatile, kafa tatiline çıkacağım. Dolayısıyla Ağustos, yani Kurban Bayramı'nın da atlattıktan sonra sizlere şimdiden bayramınızı da kutlayayım bu vesileyle. Çok erken bir kutlama olacak ama Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta yeni bir programla tekrar bir arada olacağız. Teşekkürler sizlere de tekrar. Biz de sizlere teşekkür de tekrar ediyoruz. Teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.